Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arçelik, Beko, Grindik, Westen, Altus gibi markaların kumandalarını nasıl sökülür, nasıl takılır, tamiratı nasıl yapılır, çalışmamasının sebebi nelerdir? Bunlara değinmeye çalışacağım. Bundan 2 yıl önce de çekmiştim zaten videoyu. Öncelikle sökme işlemine geçelim. Buradan pillerimizi çıkarıyoruz. Pillerimizi çıkardık. Kumandada herhangi bir vida yeri olmadığından dolayı sökebilmemiz için şurada şu yanlarda şeritlerimiz var. Bu şeritlerde herhalde herkesin evinde vardır bir meyve bıçağı. Ucu ince, sivri olan bir şey. Bu makya bıçağı da olabilir. Fark etmiyor. Buradan araya girip burayı açmak. Gördüğünüz gibi bunu buradan çıkardık. Bundan sonrasını elinizle çektirebilirsiniz. Açılmıyorsa tekrar bununla bıçakla her tarafından gitmeniz lazım. Peki biz bunları ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Her şeyin başı temizlik. Bu nasıl temizlenir? Bir ıslak mendille ilk önce tuşları, tuş yerlerini, mekanizmayı, sonra kauçuk tuş mekanizmasını, bunu elinizle de suyun içine bastırarak yıkayabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Ben pratik çözüm olsun diye hemen bir ıslak mendille nasıl temizleneceğini göstereyim. Evet, mekanizmayla başlayalım. Burayı güzelce temizliyoruz. Ve kuruması için bırakıyoruz. En çok bunda sıkıntı oluyor zaten. Öncelikle iç tarafını dediğim gibi bunu suda da yıkayabilirsiniz vaktiniz varsa. Ve şu aralar çok önemli. Yani özellikle tuşun basılı kalmaması için şu aralardaki pisliklerin alınması. Yani bu temizliği sizin her 4-5 ayda bir yapmanız lazım. Yılda 2 defa olacak şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bunu da bu şekilde temizlemiş olduk. Daha detaylı da temizleyebilirsiniz. Gelelim kumandada ne gibi sorunlar oluyor. Özellikle 3 tane problemden bahsedeceğim. Birincisi tuş basmama problemi. Bende de olmuştu. Bu ok tuşu basıyordum. Algılamıyordu. Ya çok sert basacağım ya da ne kadar sert basarsam basayım algılamıyordu. Bu problemi nasıl giderdim? Bu problemi bir adet kalemle giderdim. Peki nasıl oldu? Özellikle şurada görüyorsunuz şeritlerimiz var. Bu şeritleri bastırmadan sadece kurşun kalemin boyası çıkacak şekilde buraları çizeceğiz ya da boyayacağız. Siz ne derseniz artık. Bunu neden yapıyoruz? Kurşun kalemin ucundaki kömürde iletken bir madde var. Burada temassızlık olan yerleri bu sayede temas ettirme düşüncesi tamamen. Buradaki ara şeritleri de kullanabilirsiniz boyarken. Dediğim gibi çok bastırmayın. Yani
zarar verecek şekilde değil de daha çok böyle boyar gibi. Bu şekilde bütün tuşlarımızı boyayacağız. Burayı komple boyuyoruz. Gerekirse şuralara da burada bir plastik madde çekmişler. Ondan dolayı boyanmıyor ama yine üzerinden geçebilirsiniz. Bununla beraber buraları da boyayabilirsiniz. Yani görüyorsunuz burada iletkenliği arttırmak amaçlı buralarda boyayabilirsiniz. Eğer tuşunuz basmıyorsa. Gelelim diğer konuya. Biz bunu yaptık. Bunu denemek için bunu komple takmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu üstüne koyarız. Ve pillerimizi takarız. Bunu bu şekilde montajını sağlamadan televizyonda deneyebilirsiniz. Çalışıp çalışmadığını televizyondan deneyebilirsiniz. Eğer çalışıyorsa montajını yaparsınız. Çünkü montajını yaparken, bunu takarken şunda oynama yapabilir. Bundan kaynaklı temassızlık olabilir. Böylesi daha garanti. Şuradaki delik şuraya gelecek şekilde oturttuktan sonra bütün tuşları deneyebilirsiniz. Eğer çalışıyorsa montajını yapabilirsiniz. Gelelim ikinci problem. Burada da çift basma problemi var bu. Yine bu altını boyadığımız yöntem bunda da etkili olabiliyor. Çift basma problemi genelde ondan ziyade bu aralardaki pisliklerden kaynaklı. Biz buraları sildik. Bu pisliklerden kaynaklı. Mesela bunun buralarına da birikebiliyor. Şu an bunda fazla yok ama göstereyim. Şu kenarları şu şekilde temizleyebilirsiniz. Ya bunda çok yok, sadece küçük tozlar gibi bir şeyler kalmış. Şuradan şunu şuradan sokup bu şekilde temizleyebilirsiniz. Ve şuradaki LED'imiz de çalışmayabilir. Bunun denemenin tek yöntemi ise kamera açık bir şekilde düğmeye basıyorsanız ve burada gördüğünüz gibi ışık çıkıyorsa, bu normal gözle gözükmez. Burada ışık çıkıyorsa LED'imiz çalışıyordur. Işık çıkmıyorsa LED bozuktur. Ya bunun LED'ini alıp lehimle, beceriniz varsa lehimle yaparsınız ya da kumandayı komple değiştirebilirsiniz ya da tamirciye verip orasını yaptırabilirsiniz. Gelelim montaj olayına. Bunu tamamen oturtturduğumuzdan emin olalım. Şunu koparayım. Daha çok beni engelliyor. Şu delik buraya geldi. Şuradaki delik, altta delik var. Birbirine karşıladı. Şuradaki delikler birbirine karşıladı. Ve ben artık kumandamı yerleştireceğim. Buna ister üstten başlayın, ister alttan. Ben genelde üstten başlıyorum. Artık bastıra bastıra, çift taraflı bastıra bastıra bunun yuvasına oturmasını sağlayacağız. İçinde kalan tuşlar varsa elinizle çıkartabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, tamamen bu şekilde montajını sağlamış olduk. Çok basit, yani bunun için tamirciye gitmeye gerek yok. Yani bu yöntemleri evde denedikten sonra çözüm olmuyorsa ya yeni bir kumanda ya tamirciye götürebilirsiniz. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Televizyon kumandasının sökmesi, takması, basit hatalarının bu şekilde giderilmesi tamamen bu kadar. Sizler de bu soruları sormuştunuz. Faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım.
Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.